Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır, yaklaşık 2 yıl video atamadık. Kusura bakmayın, yani iş yoğunluğu nedeniyle bugün videomuzu atıyoruz. Ama bugünkü videomuz postane ile ilgili değil, kuyuyecilikle ilgili. Evet dostlar, Almanya'daki ikinci işim pizza kuryeliği yapmak. Yani kurye müşterilere arabadan pizza götürmek. Yani Türkiye'deki gibi motosiklet üzerinde değil, arabayla Almanya'da. Pizzacının kendi arabasını kullanıyorum. Yerine göre değişiyor. Gün geliyor 3 sürücü oluyoruz. Gün geliyor 4 sürücü oluyoruz. Ama bugün yanılmıyorsam 3 sürücü var. Dostlar, bu video atmamın nedeni nedir? Mesela Almanya'ya yeni gelen arkadaşlar için ek iş olarak, ek kazanç olarak pizza kuryeciliği mesela en güzel iş. Yorucu değil, zevkli iş. Artı parası da güzel oluyor. Nasıl parası güzel oluyor? Belli bir sabit saat ücreti var. Onun dışında bahşişleri bayağı var. Bahşiş olarak güzel bir para dönüyor. Mesela daha önce gittiğim müşteri 19 kilometre, gidiş geliş 38 kilometre. Önceki müşteri bana şu an bahşişi vermedi. Olsun, canı sağ olsun. Önemli olan değil. Önemli olan iş görebilmek. Arkadaşlar, bu Almanya genelinde yeni gelen arkadaşlara söylüyorum ve Almanya'da kalan arkadaşlara söylüyorum. Belki pizzacıda çalışmak için yadırgayabilirler, utanabilirler. Utanacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışmanın ayıbı yoktur. Çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Bunu bilirim ben. Yerine göre atıyorum mesela 12 euro'dan başlayabilirsiniz saat ücreti. Buna bahşişlere geldiği zaman saat ücretiniz gün geliyor 20 euro'nun üzerine çıkıyor. 5 saat çalıştığınız zaman 100 euro bir kazancınız oluyor. Zevk dediğim gibi hiç, yani yorgunluk olarak sıfır. Şu an yaklaşık müşterinin hesabı 50 euroydu. Gidiş geliş 38 dakika. 38 dakika, yani yarım saatten fazla atıyorum. Adam pizzacı 6-7 eurosunu bana veriyor o kazancından. Pizzacılıkta atıyorum, daha çok para kazanmak istiyorsanız hızlı olmanız lazım. Ne kadar çok sipariş alırsanız o kadar çok bahşişiniz olur. Dediğim gibi, ne kadar çok hızlı olursanız o kadar güzel bahşişiniz olma ihtimali var. Dediğim gibi ben ek iş olarak yapıyorum bunu. Haftada 2, maksimal 3 gün olarak gidiyorum. Yetiyor çok şükür. İkinci iş olarak güzel iş, zevkli iş. Hani bazıları gidip fabrikalarda ikinci iş olarak temizlik yapıyor. Yani temizlikten baya baya kat kat daha hafif iş. Dediğim gibi zevkli. Yemeğinizi yiyorsunuz. Pizzacı aldığınız yemek mesela işçi olarak sürücülere %50 indirim var. Mutfakta çalışanlara %100 indirim var. Hiç ödemiyor. Bir sürücüler %50 indirimli alarak, mesela atıyorum kolamız olsun, pizzamız olsun, eve götürdüğü zaman %50 indirimli yararlanabiliyoruz. Dediğim gibi şu an görüyorsunuz Almanya köy yolları. Burası Almanya köy yolları. Siparişim 19 kilometreydi. Gidiş geliş 38 kilometre. Yani bazı yavaş sürücüler 38 kilometreyi 1 saatte geçebiliyor. Ben eline geldiği kadar hızlı daha çok sipariş almaya çalışıyorum. Daha çok sipariş demek çok bahşiş demektir. Kusura bakmayın arkadaşlar, sigara yaktım. Dediğim gibi kendi arabanızı da sürebilirsiniz pizza kuryeliğinde. Ama arabanız, nasıl söyleyeyim, yıpranıyor. Saat kilometre başta 25 sent veriyor. Atıyorum şu an 38 kilometre, 40 kilometre deseniz, kendi arabamdan gitmiş olsaydım 10 euro kazanmış olurdum. 10 euro'nun 3 eurosu yakıt olsa 7 euro bana kalıyordu. Ama bu sefer ne oluyor? Araba yıpranıyor. Atıyorum araba motor kilitleyebilir. Sana, çünkü herhangi bir arıza kendi arabanda masraf sana aittir. Çünkü adam sana fazla para veriyor. Benden uğraşma diyor. Araban bozulursa kendin yaptır diyor. Sağımız nehir, önümüz bomboş yol. Şimdi bir köyden geçeceğiz. O köyde de bayağı bir Türk nüfuslu. Hatta Türk köyü diyebilirsiniz arkadaşlar. Maşallah, Türk'üm ayak basmadı. Almanya'da ne bir köy, ne bir yol,
ne bir sokak var. Yani postacılıkta en ucuza köylere, en ucuza yerlere mektup veriyorum. Orada bile inancınız olsun bir Türk ailesi muhakkak ve muhakkak var. Şu gördüğünüz köye Türk köyü diyebilirsin. Bayağı bir Türk var. İsim vermeyeceğim köyün ismini. Bazı arkadaşlar bilip bilmeden yok o köyde çok Türk yok. Orada şu yok. Orada bu yok. Adam 700 kilometrelerden Almanya'da bana yazıyor ki yok seni o köyde araştırdım. Efendime söyleyeyim. Çok Türk yok. Arkadaş Almanya'da bir köyün ismi 50 tane var. Aynı isimde. Sen gidiyorsun başkasına bakıyorsun. Her neyse konumuz oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi pizzacılıkta olursa kendi arabanızı tercih etmeyin. Pizzacının arabasını tercih edin. Herhangi bir arıza olursa masraf size kalmaz. Çünkü Almanya'da araba tamiri gerçekten de pahalı. Demişsiniz hep benim bir idealim var. Almanya'ya bir daha gelirsem ya berber ya araba tamircisi olarak gelmeye hani gelmek isterdim. Geçen de bu iki meslek dalında muazzam bir para var. Berber atıyorum 5 dakikada bir saç kesiyor. 20 euro para alıyor. Arabası da araba tamir yapanlar da en kötü saat ücreti 80-90 eurodan arabayı tamir ediyor. Muazzam bir iş. İki meslek dalı. Yani Almanya'ya gelmek isteyen Türk arkadaşlara, Türkiye'deki arkadaşlara ya berber ya da araba tamirci mesleğini öğrenip gelin. İnancın olsun hiç pişman olmayacağız. Size önünüz daima açık olacak. Oturumu da çok sabit, çabuk alabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar. Arada bir videoyu duraklatmak istiyorum. Çünkü video bayağı şu anda 7 dakikayı geçti. Sizi sıkmak istemiyorum. Hem şöyle güzel manzaraları görün hem de şeyle. Dediğim gibi arkadaşlar postane videoları fazla atamıyorum. Çünkü sıkıntı olma ihtimali var. Kaldığım yerde Almanlar sağ olsun beni tanıdı. Herkes sayfanın adresini istiyor. Şikayet olursak kendi işimde olma ihtimalim var diye postane videolarını atamıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Elimden geldiği kadar güzel videolar atmak istiyorum sizlere. Daha sağlıklı, daha temiz. Dediğim gibi postane videoları sıkıntı olmaya başladı. Bütün videoları sildim. Postane. Yani en ufak şikayette işimden olma ihtimalim var arkadaşlar. Ama bu pizzacıda sıkıntı yok. Pizzacının ismini belirtmediğim için. Ek iş olduğu için atarlarsa da atsın. Çok çok ek işimi kaybedeceğim. Atmazlar da. Yani postanede atarlarsa sıkıntı olurdu. Bir emek verdik yani. Yaklaşık bir 6-7 yıl bir emeğimiz var. Yani o emek yüzünden hani emeğim atılmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Evet kaldığımız yere geldik. Dedim ki sevgili dostlar. Saat ücreti en düşük saat ücretinden ödeme yapıyorlar. Çünkü bir zorluğu olmadığı için. Ama bahşişlerinizle beraber bu saat ücretini bayağı bir üste çıkartabiliyorsunuz. Mesela atıyorum ilk servisinizde 20 dakikalık çalışmanızda bir müşteri size 15 euro bahşiş verebiliyor. O an düşünüyoruz ki ilk saat ücreti 25 euroya çıkıyor. Yani atıyorum 4-5 saatlik sonunda 40 euro bahşişiniz olsa onu saat ücretine bölerseniz yani en kötü ihtimal saat ücretiniz 20 euro oluyor. Yani Almanya'ya bir yerde ek iş olarak saat ücreti 20 euro demek gerçekten mükemmel bir para. Yani bu parayı el vurmadığınız sürece bu pizzadan kazandığınız parayı ek iş olarak el vurmadığınız sürece köşeye atarsanız sene sonunda yani mükemmel bir araba alma bir potansiyel sahip olabilirsiniz. Sadece ek işten kazandığınız parayla. Tabii ki ben öyle yapmıyorum. 3 çocuk olduğu için mecbur hepsini bir kullanıyoruz.
Dediğim gibi arkadaşlar, Almanya yeni gelen arkadaşlar, utanmayın arkadaşlar. Çalışmaktan utanma şey yoktur. Çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Çalışın. Kuryelicilik yapın. Ek iş olarak hafta sonları. Yani gençliğinizde ne kadar çaba, ya gezme de olacak. Tabii ki olacak. Ben ona karşı değilim. Ama çalışma da olması lazım. Tahminimce 38 kilometreyi 27 dakikada bitirmiş olacağız. Videomuzun uzunluğu bayağı oldu, 10 dakika. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, genellikle sizlere kuryeden video atacağım. Öbürkü zamanlarda mutfağın içerisinde pizza, Almanya'da pizza nasıl yapılıyor? Yani yuvarlak, bizim bildiğimiz pizzalar yuvarlak oluyor. Bizim burada normal standart pizzalar var, yuvarlak. Aile pizzası var, bir de parti pizzası var. Aile pizzası büyük olduğu için, en büyük parti pizzasıdır. Aile pizzası büyük olduğu için yuvarlak olmuyor, kare şeklinde kesiliyor. Parti pizzası yaklaşık 2 kilo 250 gram hamuru var. Toplamda malzemesinden beraber, yani piştikten sonra bir 4 kilo saat oluyor malzemesinden. Tabii adı üstünde parti. Parti biraz pahalı oluyor. 45 euro falan oluyor. Ama bol malzemeli, bol peynirli. Bayağı bir yani bir 5-6 kişilik oluyor. Tabii alım gücü birim fiyatına göre biraz Almanya ucuz oluyor. Mesela her insanın evine haftada bir parti pizza rahatla yiyebilir. Çünkü 45 euro hiçbir şey değil. Almanya'da tabii 45 euro bir şey. Türkiye çevirdiği zaman tabii ki güzel bir para oluyor ya. 1500 TL. Ama 45 eurodan burada bir 4-5-6 kişi rahatlıkla karnını doyurabiliyor. Adamın arabası Q3 ama gitti yavaşlığa bak. Evet sevgili dostlar, pizzacımıza gelmek üzereyiz. Videomuzu burada bitirelim. Çok uzatmayalım, çok sizi sıkmayalım. Bundan sonra çok sık olmasa bile size en kötü ihtimal haftada bir video atmaya çalışacağım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Memnun kalırsınız. Beğenirseniz de yorumlara yazın. Ben sizden like hiçbir şey beklemiyorum. Para için yapmıyorum kesinlikle. Like de keyfinize bağlı. Yorum yazın ama. Herkesin yorumuna cevap vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Almanya'da herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Hayırlı günler dilerim.